Merhaba mavi örgü takipçileri. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu beremizin nasıl yapılacağını anlatacağım. Beremize şu görmüş olduğunuz tepe noktasından başlıyoruz ve aşağıya doğru örüyoruz. Ben bunu belli bir kısma kadar ördüm. Şimdi size başlangıç kısmını anlatacağım. Daha sonra buradan kalan işlemleri anlatacağım. Beremize başlamak için sihirli halkanın içine 7 adet sıkı iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve 7. Bunu birleştiriyoruz. Ve ilk sıkı iğnemizin içine 1, 2, 3 adet zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. Aynı sıkı iğnenin içerisine 1 adet ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Ona da bir adet yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her sıkı iğnenin içine 2 adet ikili trabzan dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her sıkı iğnemizin içerisine ikişer adet ikili trabzan dolduk. Böylelikle 16 adet oldu. 7 tane yapmıştık zaten. Bir de birleştirme sonucu oluşan bir sıkı iğnemiz oluyor. Onunla birlikte 8 adet oluyor. Şimdi her trabzanın üzerine öncelikle birleştirelim. Birleştirdik. Bir adet zincirimizi çektik. Üçlü zincir çektik. Ve fıstık yapıyoruz. Fıstıklarımızı ipimizin kalınlığına göre ayarlayabiliriz. Dolgu sayısını 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz veya ipiniz çok ince ise 5 yapabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz fıstıkları yapacağız. Şu sıranın tamamen üzerine fıstıkları dolduracağız arkadaşlar. Bu sıramızı komple her trabzanın üzerine bir fıstık gelecek şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar 16 adet fıstığımızı yaptık. 16 trabzanımızın üzerine birleştiriyoruz. Her zamanki gibi 3 adet zincirimizi çektik. 1 adet ikili trabzan yaptık yanına. Şimdi bir sonraki boşluğumuza geçiyoruz. Buraya fıstıklarımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir adet fıstık yine yanına yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. 2, 3 ve 4. Görmüş olduğunuz şekilde. Bir sonraki boşluğumuza 2 adet ikili trabzan yapacağız. Ondan sonrakine fıstık yapıyoruz tekrar 2 adet.
Bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Bir fıstık, bir trabzan şeklinde fıstıklarımızı aynı yere ikişer adet, trabzanımızı da ikişer adet yapıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi ikişerli ikişerli yaparak. Ve şimdi birleştiriyoruz. Yine 3 zincirimizi çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Arkadaşlar şimdi trabzanlarımızın arka arasından dolanıp görmüş olduğunuz şekilde alıyoruz ilmeğimizi ve trabzanımızı öyle yapıyoruz. 2 adet trabzanımızı, bir başlangıç trabzanımız, bir de diğerini yaptık. Yine fıstıklarımız aynı şekilde gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde ikişerli olarak inecekler. Oralarda değişik bir şey yok. Trabzanımızı dolduruyoruz. Pardon, fıstığımızı dolduruyoruz. İpimizi doladık. Trabzanımızın arkasından şöyle aldık ve ikili trabzanımızı yaptık. Yine aynı şekilde diğer trabzanımızı yapıyoruz. Fıstıklarımızı yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şuralarda artırmalarımız var. Bu ikili sıralarımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3. fıstığımıza gelince, 3. fıstığı yapmaya başladığımızda ikili fıstığımızı iki tane trabzanımızın arasındaki boşluğa iki trabzan daha yapıyoruz. Böylelikle artırmış oluyoruz. Ve bu artırmayı şapkanızın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız oraya gelinceye kadar yapıyorsunuz. Ben 1, 2, 3, 4 adet artırma yapmışım bunda. O kadarını yeterli gördüm yapacağım büyüklüğe göre. Siz yapacağınız büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz. Ondan sonrakini arttırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Trabzanların gene arka aralarından alarak ve istediğiniz büyüklüğe geldiği zaman artık bütün fıstık işlemleri falan bitiyor ve üzerini sıkı iğne ile geçiyoruz. Bütün bir sırayı sıkı iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi her boşluğumuzu sıkı iğne ile dolduruyoruz. Burada fıstıkların üzerindekilere batıyoruz. Her trabzanın üstündekine batarak devam ediyoruz. Yani bu sırayı atlamadan bütün trabzanların, fıstıkların üzerine sık iğne yaparak tamamlayacağız. Peki. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimizi tamamladık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Ve ilk sıkı iğnemizin arka arasından
bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonrakini önden yapıyoruz. Yani bir önden bir arkadan yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu önden yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar dolduruyoruz ve üç dört sırayı aynı şekilde örüyoruz. Bu şapkamızın lastik kısmı oluyor ve istediğiniz kalınlığa ulaşınca bitirebilirsiniz. İster ince yaparsınız 3 4 sırada. Eğer çocuk için yapıyorsanız 3 4 sıra yeterli olacaktır. Ama daha büyükler için ve gençler için falan yapmayı düşünüyorsanız biraz daha 5 6 sıraya çıkarabilirsiniz. Modelimiz hem kızlar için kullanılabilecek hem de küçük erkekler için kullanılacak bir model. Mavi ile yaptığımız zaman gördüğünüz gibi gayet o da hoş duruyor. Bitirdiğiniz zaman şu üst kısmını süslemek için, başlangıç noktasını kapatmak için bir pompon veya daha farklı tasarımlarınız varsa aklınızda onlardan kullanabilirsiniz ama bu modele sanırım pompon gayet hoş duracaktır. Umarım şapkamızı, beremizi beğenmişsinizdir. Daha farklı çalışmalarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.